Frekans'ın ikinci bölümünde sanayi konuşmaya devam ediyoruz. Hararetli bir şekilde otomotiv demişken, evet, bu ÖTV hakikaten uzun süredir bekleniyordu. Ticari araçlarda geldi. Kuşkusuz otomotivde vergilerin yüksekliği en sık dile getirilen eleştirilerin başında geliyor. Evet. Peki ÖTV'deki bu indirim ticari araçlarda genel anlamıyla otomotiv sektörüne ne kadarlık bir hareketlilik sağlayacak? Tabii ki şimdi ilk alınmak istenen araç ticari araç. Çünkü bu direkt olarak bir katma değer yaratıyor alan için. O açıdan ÖTV'yi buradan kaldırmak, orada ÖTV muafiyeti sağlamak gerçekten buradaki piyasayı çok hareketlendirecektir. Bizim tabii beklentimiz, hatta 2023 hedeflerine doğru giderken 75 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmek için sadece ticari araçta değil, ÖTV'nin diğer araçlarda düşmesini bekliyoruz. Çünkü iç piyasanız ne kadar büyük olursa üretim de o kadar büyük oluyor. Dünyadaki bütün örnekler böyle. Ne kadar iç pazar o kadar büyük üretim. Dolayısıyla eğer biz 2 milyonlu adetleri, 2,5 milyon adetli bir ülke olmak istiyorsak iç piyasamızda 1 milyondan 1,5-2 milyonlara çıkarmamız lazım. Bunun da tek yolu tabii ki vergilerin düşmesi. Avrupa'daki en yüksek vergilere sahip olan ülke biziz. Bu vergi oranlarıyla da tabii iç piyasanın hareketli olması pek mümkün değil. Biz bir de sadece bunda değil, kısa vadede alınacak önlemlerde hurda teşviğini her zaman dile getiriyoruz. Bu konuda da eğer bir düzenleme olursa hurda teşviği konusunun iç piyasanın hareketlenmesinde o hani yıl sonu itibariyle belki 3-4 puan aşağıda olacağımız kısmı çok rahatlıkla kapatacağını düşünüyorum. Böylelikle yaşlı araç parkı da yenilenmiş olur. Yani bunun tabii etkisi sadece ticari değil, kesinlikle. Bunun çevre etkisi var, evet. güvenlik etkisi var. Etkisi, yani o kadar çok faydası var ki bunun bir an önce çıkması lazım. Şimdi biz üretim kısmında sanayi 0.4'ü konuşuyoruz. Doğrudur. Endüstrileşmeyi konuşuyoruz. Otomotive baktığımızda dünya genelinde artık teknoloji devlerinin otomotive yatırım yaptığını görüyoruz. Sürücüsüz araçlardan, yani elektrikli araçları geçtik, sürücüsüz araçları konuşuyoruz bu dönemde. Örneğin Tesla'nın kurucusu Elon Musk artık insanlar otomotive para vermeyecek. Otomobil alırken otomobile vermeyecekler, içerisindeki uygulamalara verecekler hizmetlere, diyorlar. Hizmetlere verecekler. Peki biz bu anlamda neler yapıyoruz? Türkiye'deki otomotiv üretiminde yüksek teknolojide yatırımlara adım atıyor muyuz? Yoksa bu süreci, bu treni kaybediyor muyuz? Bu konu apayrı bir program Hande Hanım. Bunu başka bir zaman isterseniz yapalım. Çok uzun bir mevzu. Kısaca yani biz İhracatçılar Birliği olarak, bu konuda her yıl zaten yarışmalar, proje ve tasarım yarışmaları düzenliyoruz. Bununla ilgili inovasyon haftaları yapıyoruz. Bu inovasyon haftalarında yurt dışından önemli konuşmacılar getiriyoruz. Son dönemde de Endüstri 4.0'ı algısını bütün Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz. Kesinlikle eğer inovasyon olmadan, Ar-Ge olmadan, katma değerli ürünler yapmadan ileride mümkün değil Türkiye'nin gelişmesi, zenginleşmesi. Otomotiv sanayinde de şu andakinin %40 daha üstünde bir yazılım devreye girecek. Burada ise Türkiye'de şu anda bir sıfır noktasındayız. Biz bunu eğer yakalayamazsak, hep konuştuğumuz işte %60 yerlilik oranı 5 sene sonra %20'ye düşecek. Evet. Çok bizim önemli bir risk var. Çok önemli bir onun risk var. Onun için değindim zaten. Bu konuda hakikaten hem ana sanayimiz hem yan sanayimiz çok bilinçli ve inovasyon konusunda adımlar atmak üzere en fazla Ar-Ge merkezi olan otomotiv sanayi. Fakat tabii bunlar bir kültür meselesi, geçmişten gelen bir birikim meselesi. Bunları hızla kapatıp biz bir kısım teknoloji transferiyle, bir kısım yeni neslin bu teknolojiye yönlendirilmesiyle açıklarımızı kapatıp biliyoruz önemini ve bununla ilgili önlemlerimizi alacağız. Ama dediğim gibi bu konu çok uzun bir konu, çok detaylı konuşmak lazım. Ayrı bir programda detaylı bir şekilde masaya yatıralım, otomotivi detaylı bir şekilde paylaşalım. Şimdi aynı şekilde Tahsin Bey, akıllı teknoloji, şimdi ben teknoloji programı yaptığım için evlerin içerisine de girdi. Mutfaklardan salonlara, akıllı evlerden bahsediyoruz daha biz evimize gelmeden. Klimalar çalışıyor. Eğer buzdolabındaki yiyecekler azaldıysa markete sipariş, buzdolabı kendi veriyor. Bütün bunlar tüm dünyada aslında yeni yeni, Amerika'da olsun, Avrupa'nın gelişmiş noktalarında hayata girdi. Peki akıllı ev konseptindeki, özellikle sizin sektörde
üretim ayağında teknolojinin biz neredeyiz? Daha orta teknoloji mi üretiyoruz? Yüksek teknoloji üretime geçiş için yatırımlar yapılıyor mu? Belki de yatırım iklimini de değerlendirmek gerekiyor. Sanayicimiz açısından bu yıl yatırım iklimi açısından pek de elverişli bir yıl olmadı değil mi? Ama çok haklısınız. Otomotiv ve beyaz eşya sektörü bence şu anda hayatımızdaki bu işe en yakın ürünler. Beyaz eşya sektörümüz bu konuda çok başarılı. Evet. Beyaz eşya sektörümüzün bazı ilkleri var, enleri var. Yani Avrupa'daki birçok ülkede ilk sıralarda mal satan, birçok ülkede, Polonya'da, İngiltere'de, Fransa'da gibi ülkelerde. Ve bu sektör çok da kendini Ar-Ge'ye adamış bir sektör. Dolayısıyla şu anda reklamlarda da görebilirsiniz, çeşitli yerlerde de görebilirsiniz. Bu Endüstri 4.0'a uygun veya akıllı ürünlerle ilgili çalışmalar gayet iyi gidiyor. Biraz evvel bahsettiğiniz içinde malzemenin bittiği zaman markete sipariş eden buzdolabı ile ilgili patent bana ait. Şu anda patent defterinde görebilirsiniz. Yani bu çok önemli. Buzdolabında da çok daha farklı şeyler yapılıyor. Çamaşır makinesinde farklı şeyler yapılıyor. Ufak el aletlerinde farklı şeyler yapılıyor. Dediğiniz gibi ısıtma, soğutma ekipmanlarında, akıllı evlerin içinde kullanacak çok şeyler yapılıyor. Türkiye bu işi hakikaten çok yakinen takip ediyor. Ama bizim aşmamız gereken diğer konuları aştıkça bunlar bir taraftan geliyor. Yani zamanı gelince bence hem otomotiv sektörü hem beyaz eşya sektörü bu işe hazırlıklı olacaklar. Çünkü dünyada ses getiren sektörler bu ikisi de. Hem beyaz eşya hem otomotiv sektörü iyi bir yerde dünyada. Yani 23 milyar dolar ihracat yapmak kolay değil. Yani bizim demir ve demir dışına baktığımızda beyaz eşya sektörünün bir parçası bizim dışımızda ama büyük ihracat yapan kesimler, elektrikli ev aletleri kısmı. Yani Türkiye bunları algılasın, Türkiye bunları takip etsin diye biz ihracatçılar birliği olarak, tim olarak biraz evvel söylediğim gibi işbirliği yapıyoruz sanayicilerimize. Tasarımla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnovasyonla ilgili haftalar yapıyoruz Ömer Bey'in söylediği gibi. Buralarda bunları anlatacak, bu işleri başarmış kişileri getirip konuşturtmaya çalışıyoruz. Urge faaliyetleri yapıyoruz. Sanayicilerimizi gruplar halinde bu işi satmakla ilgili yani balık tutmayı balığın olduğu radarla tespit edilmiş müşterilerin olduğu yerlere götürüyoruz. Orada onları ekibe etmeye çalışıyoruz. Girişim evleri kuruyoruz. Girişim evleri kuruyoruz. Girişimcileri konuşma merkezleri yapıyoruz. Yani bunların hepsini gençlerimizi daha çok düşünmeye, düşündüklerinin eder olduğunu anlatmaya, düşündüklerini bir yere koyduklarında, birilerinin yatırım yaptığında kandırılmayacaklarını hissettirecekleri ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Yeni bir şey yapacağız bu sene inşallah. Tasarım haftası yapıyoruz. Türkiye Tasarım Haftası ki dünyadaki bütün tasarımcıları, Türkiye'deki bütün tasarımcıları, dünyadaki tasarımla ilgili okulları, tasarım ofislerini, tasarım dünyasındaki herkesi kongre merkezinde büyük bir alanda yani çeşitli hollerde herkesi ortaya çıkartacak. Tasarımı dünya Türkiye'de yapılabildiğini hissettirecek. Dünyadaki tasarımcılarla Türkiye'deki sanayicileri buluşturabilecek bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye ticaret merkezleri açmakla ilgili önemli çalışmalarımız var. Şu anda İran'da bir yeri kiralamış vaziyetteyiz. Dubai'de bir yeri kiralamış vaziyetteyiz. İran'da TİM mi ofis açıyor? TİM değil, Türk Ticaret Merkezi olarak. Ticaret Merkezi her sektörün 10 tane firması. Nerede açılacak? Hangi ülkelerde ticaret? Şu anda başladık. En hızlı giden İran, peşinden Dubai, peşinden New York. Ve bunu devam edecek Kenya gibi. Yani bizim pazar bulduğumuz Belçika gibi her sektöre sorduk. Her sektör kendi pazarının nerede etkili olduğunu söyleyerek oralarda onlara ait ticaret merkezleri, ticaret merkezleri orada ticaret orada şeylerle koordineli showroomlarımız olacak. Her firmanın showroom olacak. Orada koordineli ticaret ateşleriyle koordineli elemanlarımız olacak. Dolayısıyla biz yani bunlar çok önemli. Şu anda Türkiye'nin bundan evvelki yıllardaki problemli yıllarındaki elemanlarıyla, çalışanlarıyla, insan yapısıyla, insan kaynakları çok farklıyız. Yani şimdi ihracatı konuşabilen, ihracatı ezbere bilen, dünyayı tanıyan, birkaç lisan konuşabilen çok genç bir nüfusumuz var. Biz bunların hepsinin üstesinden geliyoruz. Çok önemli. Yani çok daha farklı noktalara taşıyacağız diyorsunuz. Bu ihracat seferberliği gibi bir algı seferberliğine gireceğiz şimdi. Yani kapı kapı dolaşıp bütün dünyada Türkiye algısını olması yeniden gereken doğru yere oturtmak sektör için. Çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey otomotive konuşacak. Biz metallere konuşacağız. Başkası tekstile gidip konuşacak. Muhataplarımızın hepsine Türkiye'de el birliğiyle bu işi yaptığımızı, bu işin, bu olumsuz olayın tamamen halkının karşısında olduğu, demokrasinin yanında durduğumuzu anlatmamız çalışıyor. Yeniden bir algı operasyonu yapacağız diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Görevimiz budur yani. Şu anda görevimiz. Tahsin Üstelyaki ve Ömer Burhanoğlu'na diyorum ve böylelikle şimdilik birinci bölümü burada noktalıyoruz. Kısacık bir ara diyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından Türk sivil havacılık sektörünü konuşacağız. Ama öncesinde minicik bir araya gidiyoruz.